Engin hadi in. Bekliyorum. İndim bile. Etileri 27 dakika diyor. İyi. Annenler evde mi? Evet. Ama evlilik yıl dönümleri bugün. Belki çıkarlar. Acele edin, acele edin. Vay be. Bayağı olmuş gelmeyelim. Doğru söylüyorsun. Nereden baksan 2-3 yıl oldu. Daha fazla bence. Hiçbir şey değişmedi. Hala aynı kasvet. Hoş geldin Ceylin kızım. Hoş buldum. Gülnur teyze nasılsın? İyiyim. İyiyim de çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Laçın Hanım burada. Ceylin geldi Laçın Hanım. Seni hiç beklemiyordum da. Ama benim de gelmek gibi bir niyetim yoktu da işte. Şartlar. Bu eşyalar ne anne? Demin koltuk halı falan. Bu da mı yeni? Sürpriz. Babana yıl dönümümüz için. Güzel değil mi? Güzel olmuş bence. Yekta zaten hiç beğenmiyordu. Eski buluyordu. Ben de sehpayı, koltukları falan değiştirdim. Biraz da onun zevkinden olsun dedim. Beğenir değil mi? Beğenir bence. Siz bir kahve filan için, ben de biraz yerleştirip geleyim yanınıza. Olur. Tamam. Tamam. Efendim Laçın. Alo. O geldi. O kim? Ceylin. Burada. Neden gelmiş? Bilmiyorum. Sen işlerini bitirdin mi? Hayır yok. Daha yerleşmemiştim. Bir şey sordu mu? Nasıl hali tavrı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Normaldi işte. Bilmiyorum. Tamam sakin ol. Ne konuştuysak öyle davran. Geliyorum ben. Daha ne kaybedebilirim acaba? Engin çok sağ ol ya. Sen olmasan. Bazen anne babalar ne kadar acımasız oluyor değil mi? Duvar oluyorlar resmen. Aile olmakta, kapının önüne koymakta, içeri almakta. Sanki bir tek onların hakkı. Seni o kadar iyi anlıyorum ki aslında. Sinir bozucu bir şey. Kuralları da onlar koruyor.
Cahil değil. Kış. Ha. Sanki bizi hükmedebilmek için dünyaya getirmiş gibiler yani. Bütün güçlerini falan gösterebilmek için. Sadece onların istediği olacak. Yedi kırık ne ya? Allah aşkına yedi kırık ne? İnce zaten yedi tane ders bile yok ya. Nasıl becerdin bunu? Bravo. Cevap versene. Hey, kime diyorum? Alo. Ne diyeyim abla ya? Ne istiyorsun? Olmadı işte. Ne yapayım? Zamanı geri mi alayım? Ne yapayım? Dağıldım işte. Babamın geri gelmesi de bozdu beni. O ne demek kızım ya? Mutlu olman lazım ona. Babamız o bizim. Ya senin onunla böyle cicili anıların falan var. Ne bileyim daha fazla seviyor seni diye daha çok ilgilenmiş herhalde. Ama ben hatırlamıyorum bile nasıl biriydi o. Çocuktum zaten 6 ayda bir görüyorduk. Sonra büyüdüm, hapse girdi. Şimdi geri geldi. Ama benim için bir yabancı o. Bendeki tek izi de bu. Saçma bir takıntı. Sadece olmak istediği olacak. Sadece onların istediği hayatı yaşayacaksın. Onlara izin verdiği sürece devam edeceksin. Naber Ceylin? Sürpriz. Laçin. Harika olmuş. Ceylin nerede? Telefonu çaldı çıktı. Ceylin! Ceylin nereye? Ne oldu? Ben eve gideceğim de. Niye? Ödüklerin bir şey olmuş. Evet annem kötüleşmiş. Şey parlar şimdi o yüzden. Yapma ya. Yine mi? Geleyim ben de beraber gidelim. Yok yok ben kendim gideceğim. Gül teyze yine kötüleşmiş ya. Niye bakıyorsunuz öyle? Sen...
Sen anlat Yekta. Yalandan dolandan, bu evin sırlarından bıktım artık. Anlat oğluna. Neyi? Otur konuşacağız. Ne? Geç otur. Sofrayı hazırlayayım mı? Sağ ol Gönül'cüğüm. Sen odana çıkabilirsin. Ben bir şey lazım olursa sana seslenirim.